Arkadaşlar merhabalar bu videomda benzerlik konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Bu testimiz AYT tarzında. Hadi bakalım çözüme başlayalım. ABC üçgen verilmiş ve x artı 5 ve x artı 13 verilmiş. X kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar dikkat edin şu doğru ne doğrusu? Bir yükseklik doğrusu. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakacaktık. Hem yükseklik hem açı ortaya olduğundan ne olmak zorunda? Hocam bu bir ikizkenar üçgen olmak zorunda. İkizkenarsa tabanı iki eş parçaya böler. E bunlar eşit. Ve şunlar da birbirine paralel verilmiş. Arkadaşlar benzerlikten de yapabilirsiniz ama bunu daha kolay biliyoruz. Bunlar eşitse nedir bu? Orta taban çizgisi değil midir? Evet. Yani 1'e 2 oran vardır. X artı 5 ise aslında bu uzunluk nedir? 2X artı 10'a eşittir. Yani X artı 13 eşittir. 2X artı 10 olduğundan X'i de buradan kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Evet birinci sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı. Geldik 2'ye. Şimdi Fatma Kara eksi KL uzunluğu isteniyor. Fatma Kara eksi KL uzunluğu isteniyor. Bizden LG uzunluğunu bir vermişler. O zaman ben buraya yoğunlaşacağım. Öncelikle şununla şu paralel verilmiş. Ve burada da bir oranlamalar var arkadaşlar. Bu oranlamaları kullanmak zorundayım. E arkadaşlar şuradaki paralelli ben şu üçgende falan hiç kullanamıyorum gibi şu oranlamaları kullanmak için bir şeyler yaparım. Yani bir şeyler çizmeden önce yapılabiliyor mu diye bakmak lazım aslında ama aslında yapılabilirdi ya. Ne bileyim Şimdi şöyle şuraya A diyecek olursak eğer. Bakın şuraya bir A diyecek olursak. E burada hocam ne var? Şunu kullanamıyorum ama. A artı 1 ile şu paralellik arasında bir ilişki olmuyor. Değil mi arkadaşlar? Ya bir köprü, bir bağlantı, bir, bir şey kurmalıyım. O zaman buradaki oranlamaları da kullanacak şekilde sanki paralel doğrular çizsem daha kolay bir şekilde çıkacak. E hocam hem buradan bir paralel çizeyim hem de buradan bir paralel çizeyim. E bunların hepsi birbirine eşitse o zaman ne olmak zorunda? Hocam şu parça, şu parça, şu parça, şu parça birbirine eşit olur. İşimiz kolaylaştı. Bak şuradaki üçgende ne çıktı arkadaşım? Şuradaki üçgende bir orta taban çıktı. Birken burası ne oldu? 2 oldu. Hemen 2'yi yazdık. E sonra ne oldu? Burada da. Arkadaşlar burada da aslında 1 bölü 3 oran var. E 1 bölü 3 orandan dolayı 1 bölü 3 3'ten dolayı burası da 3 olacak. Sonra şuraya bakacak olursak şurada bir orta taban çıktı. Şunlar eşit olduğundan dolayı. Üçgen burası kaç olacak? 6 olacak. Yani buraya kaç kaldı? 4 birim kaldı. E hocam şunların hepsi birbirine eşit ya. O zaman şu parçalar da birbirine eşittir. Hatta şu parçalar da birbirine eşittir. Şöyle bunları da yazabiliriz şöyle. E buna bakacak olursak şurada da bir ort taban çıktı. E o zaman 4 ise burası 2 diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii ki. Burası 2 oldu. Sonra şuradaki üçgene baktığım zaman da yoğunlaştığım zaman da şurada da bir ort taban görüyorum. Hiç benzerliğe girmeden ort taban varsa daha kolay oluyor şimdi çünkü. 4 ise 8 olacak. Ne kaldı buraya? 6. E hocam bir de şuradaki üçgene bakacak olursak genelde bu orta tabandan hallettik bak. E şunlar eşit bunlar da eşitse paralellikle varsa 6 ise burası da 12 olur mu? Olur. Yani burası da 12 oldu. E bizden ne isteniyor? Fatma Kara. Zaten gereksiz yerleri de bulmuşum ama olsun. Eksi kale yani 2 cevabımız da böylelikle 4 yaptı. Bense her yeri bulmuş oldum arkadaşlar böylelikle. Evet ikinci soruyu Akçay bulduk geldik üçüncü soruya. Gençler şunlar paralel verilmiş ama hiç temel orantı falan kullanamıyorum. Arada bir köprü kurmam lazım. Ne yapalım? Şuradan bir paralel çizersem hem burada temel orantı hem de burada temel orantı oluşmuş oldu arkadaşlar. E ne yapacağız? Hatta buradaki temel orantı kolay bir temel orantı. Hocam bunlar birbirine paralel ve şunlar birbirine eşitse orta taban çıktı. 9 ise 9 oldu burası. E burası 5 iken burası da 10 oldu mu? Oldu. Şimdi şuradaki 4 ve 10'a bakacak olursak hocam 4 ve 10'dan dolayı BC'yi de bu arada 23 vermiş. BC'ye de yoğunlaşacağım galiba. Hocam şu bölü tamamı 4 bölü 10 gelecek. 4 bölü 10 dediğimiz nedir arkadaşlar? 2 bölü 5'tir. E 2 bölü 5 ise hocam burası 2K iken tamamı 5K'dır. E o zaman buraya kaç K kaldı? 3K kaldı. E 5K artı 18'de neye eşit? 5K artı 18'de 23'e eşit olduğundan 5K eşittir. 5 olacağından K'yı kaç buluruz? 1 buluruz. Bizden ne isteniyor şimdi? BD-DE eksi isteniyor. Şurada göstereyim isterseniz bunu. D uzunluğunu bulduk mu bulduk. K'yı 1 bulduysak hocam burası 3 çıktı. 3 art 9'dan 12 eksi BD uzunluğu. BD de K'yı 1 bulduğumuz için burası da 2 mi oldu? Evet 12 eksi 2'den cevabımız böylelikle 10 çıkar. Üçüncü soru neye çıktı? Cihan çıktı arkadaşlar. Geldik 4'e. Birim kareleri böyle kullandırırlar arkadaşlar. Birim karelerde yataylar nedir? Paraleldir. Dikeyler de paraleldir. Bakın B köşesi biraz soruda bize kopya veriyor. Yataylara bakma diyor. B yatayın üstünde değil diyor. Ama B'ye baktığınızda hep dikeylerin üstünde. C de aynı zamanda dikeyin üstünde. O zaman dikeye bakıp temel orantı ya da kelebek varsa uygulayın. E hocam ben dikelere bakacaksam o zaman şu üçgene yoğunlaşayım. Bu üçgene yoğunlaşacak olursam arkadaşım B'nin olduğu dikey çizgiye ve C'nin olduğu dikey çizgiye bakın arkadaşlar. Baktığınız zaman fark ediyorsunuz zaten. Bakın burası kaç birim? 3. Burası bir birim. Burası da iki birim olduğundan 3-1-2 bir kural yani 3-1-2 kuralı derken Şunlar paralel ya. 3'e 1 oran var. Hocam burası 3K iken burası K oldu. E burada da 4'e 2 oran var. 4K ise 2K mı olacak arkadaşlar burası da? Evet. Bizden ne isteniliyor? AB bölü CD. Yani 3K bölü 2K isteniliyor. Cevabımız da böylelikle 3 bölü 2 çıkar gençler. Dördüncü soruyu böylelikle balıkesir bulduk. Geldik 5'e. Bir kenarı 3 metre olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki kamyon kasası zemine paralel konumdayken B köşesi etrafında kaldırıldığında 3 metre uzunluğundaki FG kapağı zemine dik konumda olacak şekilde açılıyor. Arkadaşlar kapağımız önceden bakın böyleydi. Bu böyleydi ve kamyon kasasının da kapağı nereyle çakışıyor arkadaşlar? Dikkat edin. Kamyon kasasının kapağı işte bak şu uzunluk aslında burada bu kapak açılıyor. Bak önceden böyleydi. Önceden şöyleydi. Kapağın açılmış hali. Yani burası. Yani önceden kapak bak burada. Dikkat edin buna. Bu da aslında 3 metre uzunluğunda arkadaşlar. 3 metre. Kapak da 3 metre uzunluğunda. Santimetreye çevirelim burada. E hocam burada bir dik yamuk şeklinde bir şey çıktı karşımıza. Böyle bir dikdörtgen oluşturacak olursak 80 ise burası da 80 olacağından buraya kaç kaldı? 60. Kapağımız 3 metreydi. Hala daha 3 metre. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşım? 120 kaldı. E hocam burası da 300 ise 120'ye 300. Yani 12-30. Yani 6'nın yok. 3'ün 4 katı 5'in yok. 12-30. Şöyle dik üçgene bakalım arkadaşlar. Burası 12. 12 mi oldu? Yok burası 12 olmuyor arkadaşlar. Şu 60 sa 240 yapıyor burası. Çok özür dilerim. Şurası 240. E o zaman 240 sa 8'in 3 katı yine 8'in 3 katı değil. Neyse şurası 240 ve burası kaç arkadaşlar? Şöyle şurada göstereyim isterseniz. Şöyle burası 240 ve burası da 30. Ee, 300. E buradaki uzunluk isteniyor. Arkadaşlar 24 ve 30 diye düşünün. 6 kere 4, 6 kere 5, 6 kere 3. O zaman burası da 18 olacak. Yani 180. Yani 3 4 5'in katı oldu. 6 8 10'un katı da 3 4 5'in katı da oldu aslında. Evet. Yani bu 3'ün kaç, kaç katı? 60 katı. 4'ün 60 katı. 5'in de 60 katı mı oluyor? Evet, 5'in de 60 katı oluyor. Burayı 180 bulduk. Evet, burası 180 çıktı arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? BH uzunluğu. BH uzunluğu şuradaki X uzunluğu isteniyor. E hocam burası da 90 ya. E burada bir alfa beta'ya dalalım o Alfa beta. E tamamı 90 sa alfa. E bu da kamyon kasasının dikdörtgen şeklindeki kasası. Alfa ise burası da beta oldu. Beta 90 sa alfa oldu. Şu üçgenle şuradaki üçgenle oldu? Benzer oldu. Hocam kamyon kasasının uzunluğu burası 300'dü. Yani burası da 300 değil mi? Evet. Şimdi sen bununla bunda benzerlik kur. 90'ın karşısı x'in. 90'ın karşısı 300'e oranı eşittir. E alfanın karşısı burada 300'ün. Buradaki alfanın karşısı 180'e oranı diyeceğiz arkadaşlar. Yani buradaki sıfırlar sadeleşsin. 6'ya bölsen 5, 6'ya bölsen kaç çıktı? 3. E, 3'e bölsen, 3'e bölsen 100. X de buradan 500 mi geldi? 500 santimetre. Yani kaç metredir? 5 metredir arkadaşlar. X'i böylelikle kaç bulduk? 5 bulduk. 5. soru böylelikle balık esir oldu. Geldik 6'ya. Paralel kenar daha görmedik ama karşılıklı kenarların paralel olduğunu biliyoruz. Dörtgenlerde de bu tür sorularla da uğraşacağız zaten arkadaşlar. Karşıtlı kenarlar birbirine paralel ve bir karşıtlı kenarlar birbirine eşit. E hocam bunların paralelliğini kullanayım ben. Paralelse burası alfa ise z'den dolayı burası da alfa oldu mu oldu. Alfa 90'sa burası beta ise alfa 90'sa burası da beta oldu. Şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Alfanın karşısı 4 alfanın karşısı 3. O zaman benzerlik oranı kaça kaç oldu? 4'e 3. E, 90'ın karşısı 4k iken 90'ın karşısı 3k mı olacak? Evet. E hocam bunlar da birbirine eşit. Yani 4K eşittir 3K artı 2 olduğundan K'yı 2 bulduk. Bizden AD uzunluğu isteniyor. AD, AD uzunluğu da neye eşit arkadaşlar? 4K'ya eşit olduğundan dolayı K yerine 2 yazdığımızda cevap kaç gelir? 8 gelir. Altıncı soru böylelikle akçay oldu. Geldik 7'ye. Eşkenar dörtgen demiş. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgene eşkenar dörtgen diyoruz. Böyle üçgenler içerisinde de çıkabilir arkadaşlar. Bunlar Valla arkadaşlar isterseniz böyle şu üçgenle büyük üçgende alfalara dalıp çünkü bunlar paralel ya alfa alfa deyip şu üçgenle büyük üçgende benzerlik uygulayabilirsiniz. Ya da isterseniz paralelliklerden yola çıkıp ona göre işlem yapabilirsiniz. Şimdi bütün kenarlar x mi? x diyelim arkadaşlar. EF uzunluğu isteniyor bizden zaten x isteniyor. E hocam tamamı 5 buraya ne kaldı? 5 eksi x kaldı. E hocam bunlar da birbirine paralel. E artık şu paralelliği kullanarak tem olan da yapabiliriz. Paralel kenar da olsa aynı hamleyi yapacaktık. Sadece karşılıklı kenarlar eşit olmayacaktı. Yani burada bunun tamamının oranı. 5 eksi x'in tamamı 5'e oranı eşittir. x'in şurası 3, 5. 3, 4, 5 üçgen değil mi arkadaşlar? Evet. x'in 4'e oranına eşittir. Buradan 20 eksi 4 x eşittir 5 x olduğundan dolayı. Buradan ne geldi arkadaşlar? 20, 9 x geldi. Ve x de buradan kaç bulduk? 29 bulduk arkadaşlar. 7. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 8'e. Hocam paralellik verilmiş paralelliği ben direkt kullanmak zorundayım. Bu paralelliği nasıl kullanacağım? Ta doğru açılardan beri biliyorum. Paralel doğruları uzatıyorduk şöyle. Uzatsak şu paralel doğruyu. Arkadaşlar bak burada açı ortaylı da kullanmam lazım. Z mi var burada? Evet yani burası da çizgi açısı yaptım yaptı. Bu arada burada 6'ya 3 oran var. 6 bölü 3 2 bölü 1 değil midir? Burası 2K iken burası da K mıdır? Aynen öyle. E toplamda ben şeyi bulabilirim artık K'yı bulabilirim. Hocam 3K eşittir kaç? 3K eşittir 8 ise K'yı buradan 8 bölü 3 olarak bulurum. E buradaki x kenarlık çıktığından dolayı burası da k oldu. Yani burası 8 bölü 3 oldu arkadaşlar. E burası 8 bölü 3 ise toplamı ne olacak? 4 artı 8 bölü 3. 3 kere 4 12. 20 bölü 3 mu geldi? Evet. Burası 20 bölü 3 ise artık temel orantıyı kullanabilirim. Hocam şunun tamamını oranı. Yani 2k'nın 3 kyi oranı eşittir. 20 bölü 3 bölü x mi? 20 bölü 3 bölü x. O zaman buradan k'lar gitsin. Buradan ne geldi? 2x eşittir. 20 bölü 3 ile 3'ün çarpımı 20'dir. Ve x'i de kaç buluruz buradan? 10 olarak buluruz. Yani 8. soru böylelikle cehal çıktı. Geldik 9'a. Neler verilmiş? Eşkenar üçgenler verilmiş. Öncelikle eşkenar üçgenlerden dolayı bir açıları yazalım. Ve bütün kenarların eşit olması yani 8 8 8 olması önemli tabii ki. Hocam burası da 3 birim, burası da 3 birim olması önemli. Ve burada da açıları yazalım. 60, 60 ve 60. Hocam bu da eşkenar. 60, 60 ve 60. Hocam Z sağlandığı için bir kere bunlar ne oldu arkadaşım? Bak paralel doğruyu şöyle göstereyim. Hocam şununla şu birbirine paralel oldu. Başka hocam burada da Z sağlandı. Bununla da bu paralel oldu. Ve soru beni biraz çözmeyilsin. FR bölü RK isteniyor bizden. Arkadaşlar FR bölü RK'ya bakacak olursanız e, sen nereye yoğunlaşacaksın demek burada? Şuraya yoğunlaşacaksın. FR bölü RK. E şunlar da birbirine paralel ya. E o zaman insan şöyle şunu uzatmaz mı? Şurada bir kelebek benzerliğinden bulurum hocam. FR bölü RK'yı demez misin? Karşılıklı kenarlarda birbirine paralel ya. Değil mi? Evet. Hocam maviler birbirine paralel. Aa hocam. Bu arada şunlar da birbirine paralel. Değil mi? Evet. Çünkü burası da 60 derece. Yöndeş açı sağlandı. Şunlar paralel. Bunlar paralel. Şuradaki şekilde karşına ne çıktı senin? Bir paralel kenar mı çıktı? Evet. E direkt o zaman ne olacak arkadaşlar? Şöyle de düşünebilirsin. Ben öyle fark ettim. Nasıl fark ettiğimi size de söyleyeyim. Ya ben burada şu kelebekten sonuca ulaşmak zorundayım dedim. Bu kelebekten dolayı ondan sonra şurayı bulmalıyım dedim. Bak kafada. Ben burayı bulmak için hamle yapacağım dedim. E burayı bulacağım dedim. Ondan sonra verilen sayılara baktım. 3'e baktım, 8'e baktım. 8'e bakınca da a bunlar birbirine paralel dedim. Niye? Çünkü e, ee, şurada şunlar birbirine paralel bunlar da birbirine paralel paralel kenar oluştu dedim. Yani ne bulmak istediğini görmek yani ne bulmak istediğine baktığın zaman ve verilenlere baktığın zaman soru sana çözüme soru seni çözüme doğru itiyor zaten. Ben aynen bunu yapıyorum yıllardır da bu şekilde konu anlatımı yapıyorum arkadaşlar. Bakın daha bir şey, rahat bir şekilde fark etmiyor musunuz? Görme işi şey, hocam diyorsunuz. Hayır verilenleri kullanarak bir şeyler görmeye çalışıyorum ben. Evet burada bir paraya kenar çıktı. Dolayısıyla burası 8 iken burası da 8 oldu. Kelebekten yani 8 bölü 3 bunlar birbirine paralel ya 8 bölü 3 neye eşittir? Fr bölü rk'ya eşittir. Fr bölü rk'ya eşittir. O zaman sorumuzun cevabı akçay oldu arkadaşlar. Tamam evet başlangıçta zor bir soru gibi karışık bir soru gibi gözüküyordu ama verilen bilgileri kullanınca Soru cevabı çok güzel bir şekilde itti. Geldik 10. soruya. Şekil 1'deki ABC x kenar dik üçgenin biçimindeki karton AH dik. Hocam o zaman bunlar böyle bu şekilde yapıldıysa bu üçgenler aynı üçgenler değil midir? Evet görüyorsunuz iki eş parçaya böldü. Hocam burada ee, maviyi almışlar gelmiş bunu tam böyle yapıştırmış. Burası bak hipotenüs şuradaki dik kenara kısa kenara x demiş. O zaman ben de burada x diyeyim. E, buradaki hipotenüs burada ne? x artı 3. Ben de burada x artı 3 diyeyim. E Burası x artı 3 iken burası da x artı 3 değil mi? Evet. E, hocam burası da x artı 3. E, burası da x artı 3 ise o zaman x artı 3'ten 5 çıkartırsam buraya x eksi 2 mi kaldı? Aynen öyle. Şimdi ne yapacağız? Hocam bunlar da birbirine paralel. Nereden biliyorsun? Dur bakalım. Hocam burası alfayken burası alfa. Yani uzun kenarı gören alfaysa uzun kenarı gören alfa burada. Hocam burada da uzun kenar burası. Burası da alfa. Yönde açı olduğundan birbirine paralel oldu. Şimdi paralellik kesin diyebiliriz. E paralellik kesilse 90 ise hocam burası da 90 oldu. Burası da 90 oldu. Olay bitti. Dikten dik çizilmiş oldu. Öklit. Yani x'in karesi bu çarpı tamamı. x'in karesi eşittir. x-2 çarpı x artı 3 olacaktır arkadaşlar. Buradan x kare neye eşit oldu? Şunu çarptığım zaman x kare geldi. Sonra artı 3 x 2 xten artı x geldi. Bir de eksi 6 mı geldi? Evet. Şu x kareler gitti. Eksi 6'yı öbür tarafa attım. 6 eşittir x geldi. Yani x'i böylelikle 6 bulduk. 10. sonunda da cevap böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Ve böylelikle test 4'ü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.